Radicim şöyle bir mutfağa geçelim mi? Aman Tanrım. Tamam peki. Çünkü orada artık bayağı bir yol alınmış. O 40 katın bakar mısın? Elinize sağlık ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bunun altından bir yazı okuyabiliriz yani. O kadar ince iddialı bir yazısınız. İddialıyız. Alalım bir yazı varsa. Hemen şöyle Nilüfer zamanını koyalım. Koyabilirsiniz. Vay vay. Şöyle vay. Kaldıralım i̇şte ustam. Şöyle hatta. Vay. Biraz kaldıralım. Yufkamızı kaldıralım. Evet. Bana diyeti bozduracaksınız. Ben onu anladım. Bozamayız. Kilo aldırmaz. Bizim baklavalarımız kilo aldırmıyor baklavalar. İşin sırrı burada başlıyor. Ay sen kapattın. Ne yaptın ustama güzelim baklavanı? İskayı kaldırabilir miyiz yukarı? Yok yok şu an çok güzel görüyoruz. Valla. Bravo. O kadar ince ki gördüğünüz gibi altına koyduğumuz yazı gayet net bir şekilde okunuyor. Bu da sistemin... Buymuş demek ki değil gerçekten, mi? Gerçekten. Racon bu. Altından bravo. Yazıyı okuyacak daha kadar ince oldu bu ve bayram, şeffaf olması. Şeyleri bozuyoruz. Diyet yok bu bayramda. Bu bayram hiç kimse. Yok, evet. Doğru zaten bayramda bozulmalı. Evet bayramda bozulmalı. 40 kat olayımız şimdi başlıyor. 40 kat olayımız şimdi başlıyor. Evet. Soğuk baklava ile zaten çok etkilemiyor kilo almayı. Doğru. Öyle mi? Tabii. Ne farkı var da etkilemiyor? Sütlü bu baklava. Tabii kalorisi daha düşük. Tabii. Kalorisi daha düşük. Tam bir istediğim şey. Hamur daha ince. Yani kalın değil daha ince. Şeker oranı daha az. Gördüğünüz zaten inceliği. Teşhirledik şu an. Peki Nilüfer mutfakta hiçbir yeteneği olmayan erkeklere ne demek lazım? Mesela ben. Yani burada bir de böyle bir şey var. İlişkilerde önemli çünkü. Evet o zaman sevgili izleyenler eğer partneriniz, eşiniz hiç mutfakta bir şey yapamıyorsa bu sizler için sorun mu? Lütfen yazın. Bakın Adil Bey de bize soru sordu. Bu çok önemli. İtiraf ediyorum yani. Ne yapabilirim ki? Hani maalesef böyle bir... Mesela benim için hiçbir önemi yok biliyor musun? Gelebilir. Gelebilir değil mi? Olabilir. Hadi. Burada öğretebiliriz mutfakta. Bak benim için hiç önemli değil. Çünkü mutfağı dağıtması da iyi olabilir belki de. Ben çok sakar olduğum için küçük yaşlarda benim mutfağa girmem falan yasaktı tamamen. Çünkü hep devirip kırdığım için her şeyi. Dolayısıyla evin sağlığı açısından beni uzak tuttular. Peki tersini soralım. Eğer kadınlar mutfaktan hiç anlamıyorsa erkek için çok önemli mi? Bir şey söyleyeceğim. Bugünkü koşullarda önemli değil. Erkek için şu metafor çok önemlidir. Bir tas çorba. Yani o bir tas sıcak çorbayı en azından yani minimum hani asgari müşterekte yapıyor olmak lazım. Bu çok önemli. Evet. Bu iyiymiş. Bir yani, çorbayı. Yoksa her gün bugünkü iş kadını her gün yemeği nasıl yapacak? Mümkün değil. Biz isterseniz burada bir daha baklavaya yönelelim mi? Çünkü burada dehşet bir sanat icra ediliyor. Evet, tek tek başlıyoruz. 40 kat şu anda oluyor demek ki kesildikten sonra. Tabii. Vay be. Sütü aralara dökmüyoruz. En son mu dökeceksin? Evet. Şerbetimizi hazırlayalım. Dediğimiz gibi baklava fıstıktan yapılır. Evet. Malzemenin bol olması ben da işin sırrı. Ben fıstık tabağını alıp gitsem. Çünkü bu biraz fena bir olay. Gerçekten devam çok lezzetli. Barış'tan. Malzememiz ne kadar bol olursa o kadar tadı lezzetli da o kadar güzel olur. Çok doğru. Bravo. Şerbetini ne kadar güzel hazırlarsak kremasını, sütünü, şekerini lezzet o kadar tatlı olur. Şimdi dışarıdan bakınca çok basit gözüküyor ama ya bana basit öyle gözükmüyor. Vallahi bana basit gözükmüyor. Sana basit gözüküyor ustam bize gayet valla çok bayağı meşakkatli bir iş gözüktü yani. Ev hanımlarının korkmasına gerek yok. Çünkü ev hanımlarının elinden her iş geldiği için öyle yapabilirler gönül rahatlığıyla. Tabii ev hanımları en zor mesleği yapıyor. Annelik yaptıkları için. Tabii. Bunlar da rahat rahat yapabilirler. Fıstığımız böyle yemyeşil olacak. Kaliteli olacak. Evet. Ha fıstığın da iyisi tabii, yeşilinden anlaşılıyor. Her şey bir sanat. Her yerime un yaptım ya. Sen yapmış kadar oldun bak. Vallahi ben yapmış kadar oldum gerçekten. Bir de insanlarımız kesinlikle kaliteye yönelsin. Çünkü kalitesizin tabii. Kalitesiz bir ürünün evet, sağlık sorunları. Aldığın şurada kaloriye derken değsin değil mi? Kesinlikle. Madem bundan... Kesinlikle. Madem bunu yiyoruz iyi bir şey alalım ki. Bak kilo aldık tamam iyisinden kilo alalım. Doğru. Aslında kilo kişiden kişiye değişiyor. Ben çok baklava ve börek yerim. Gördüğünüz gibi. Evet. Anatomik olarak bir avantajınız var evet, o belli. Metabolizma hızlı çalışıyor. Bu işe girdiğimden beri börek yemediğim, baklava yemediğim bir gün bile yok benim. Adil Bey diyor ya her şeyi yener ki ben her şeyi yemiyorum ama. Hemen çizgiyi çekiyorum. Hemen çizgiyi çekiyorum. Bravo. Seçiyorsun evet. İşte usta işi biliyorum. Evli miyiz? Evliyim. Ha ne güzel. Mutluluklar. Bir evet, tane çocuğum var. Ay Allah maşallah Allah daim etsin inşallah. İnşallah. Eşlerimizi çok seviyoruz. Ah, Recep Ustam da evli. Eşleri de evet, bak güzel örnekler var. Çünkü hep işte ne güzel. Sorunlu telefonlar geliyor ama. İyi bir iş, iyi bir başarı eşten geçiyor. Hocamın çok önemli. Kesinlikle. Bu var ya o eşiniz kadar önemli. Eşiniz size destek oldu, müteçiz bu işi yaparsınız. O kadar önemli. Ne olursa olsun. Ki. Bravo. Ama eş arkanızda durmuyorsa, eşinizi sevmiyorsanız biraz bir yerde tıkanırsınız. Sırrını alalım o zaman ya şefim sizden.
mutlu evliliğin sırrını? Her şeyi evet diyorum. Bir sesim çıkarmıyor. Garantili bir yöntem. Garantili mi öyle Recep Bey? Ben tam tersi her şeye hayır diyorum. O zaman eşiniz her şeye evet diyor. Eşim bir taraf alttan alıyor. Bir taraf alttan alıyor evet. Tamam bak. Bir ipte iki cambaz oynamaz. Bir taraftan bir taraf mutlaka alttan alan taraf olacak. Tabii ki. Bak onda bir standart yok. Kimi zaman o kadın, kimi zaman erkek. Tabii, roller değişir tabii ki, bravo. Karşıdakinin birazcık karakterine bağlı ya, herhalde. Birbirimizi çok baklava sevdiğimiz için. Baklavaya şey yapmazsan, şerbeti atmazsan, evet. Evde de öyle. Evet. Hı-hı. Evde şimdi eşini dinlemezsen baklava gibi görüyorum ben onu. Tabii tatlı. Görmediğimiz zaman tamam işimiz bitti bizim. Olaya hakim. Yandık. Bu şu an koyacağınız ne? Hani ben... Tereyağı. Tereyağı. Bu sade yağımız. Aha. Okay. Bu sade yağ çok önemlidir baklavada. Evet. Çünkü şimdi her zaman çıkan bir yağ değil. Sıvı tereyağı atıyorsun. Mevsiminde biz... Bu ovalardan toplatıyoruz bu yağı. Bu şey... Tabii mevsimleri vardır mesela bu yağların. Gidip de örnek veriyorum. Ağustos ayında bu yağ alamaz. Nedir? Ustam Adil Bey. Ya. Ben biraz uzaktırayım çünkü üstüme doğru geliyor ya. Şimdi. Mayıs ayında alırsınız bu yağ. Toplarsınız ovalardan getirirsiniz ondan sonra. Bir şöyle bir basamak yukarıya mı çıksa? Nilüfer benim mutfakla alakalı bak. Mesela tencere biliyorum. Hani kaşık. Ama onun dışındaki onlara. Onun için sordum yani yağ nedir ne yağdır diye. Adil Bey'e şey yaptıracağız. Kesileceğiz yemek konusunda iyiyim. Ama onun emin dışında. Miyiz? Emeğe yazık olmasın. Yapmaz emeğimizi çöpe atmaz. Bir dönem çok modaydı. Hani 2005'lerde 2006'larda yemek yapan erkek. Ben çok ciddi yalnızlık yaşadım o dönem ya. Çünkü böyle bir trend vardı. Aslında baktığın zaman o tip filmler çekiliyordu aslında falan. Aslında bütün erkek yemek yapabiliyor da işte bizim işine şey gelme. Var. Baskı var ya yani işte yemek yapan erkek mi olur? Tabii, i̇şte tabii. Sert aslında seviyor, şeflerin seviyor. Çoğu tüm dünyaya baktığın kesinlikle. Zaman erkek. Aynen öyle. Maskülen evet. Ağırlıklı tabii, şefler bravo. Evet. Ama evlerde biraz daha şeydir. Geri planda kalırlar. Evet evet bravo. Bak yapışmasın diye şerbetten önce kesiyoruz değil mi onu? Tabii. Yani o sıra da önemli bildiğim tabii kadarıyla. Şimdi tereyağını yiyeceğiz. Şeyin sırası çok önemli. Hı-hı. Bunu kesiyoruz. Kesiyoruz. Tereyağını bile pişerken daha rahat oluyor. Hı-hı. Araları yürüyor. Tam kara kesmeden önce yağ vermeliyiz. Bak sanatı burada. Evet işte her şeyin bir gerçekten. Tabii o, inceliği o sıra, var. Salatada bile öyledir ya tuzu bravo. Limonu kattığın sıra şöyle, lezzetini belirler. Çok güzel. Bakın yağımızın orijinal olduğu buradan bile belli. Çok koyu. Saf, katkısız bir yağ. Evet. Kesmek ister misiniz? Kokusu geliyor. Bence size. Sen bir oraya çünkü çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Harika. Yani yaptığınız işi bozmayayım diyor. Şimdi en son evet. Bunların sunumusu var. Biz soğuk baklavalarımızı, beyaz ve siyah olan soğuk baklavalarımızı üzerine çikolata sosları da sunum yapabiliyoruz. Meyvelerle ekleyebiliyoruz. Ha, ne kadar güzel. Ne kadar pişecek bu fırında şimdi? 1 saat. 180 derecede klasik hani ev hanımlarına deriz ya 1 saatte pişir. Önceden ısıtılmış. Tabii önceden ısıtılmış. Tamam süper. Şu şekilde. Evet elinize bravo. Sağlık. O zaman gerçekten. Siz onu fırına atın. Biz gene pişmiş halini simetri. Görelim. Bravo. Yıllardır bu işi yaptığımız için artık bizim için bunlar çok çocuk basit oyuncak. Değil mi? Bravo. En son bravo. Adil Bey'e yaptıracağım bir dahaki programda. Tamam. Biz biraz deneyebilirsiniz. Böyle bile çok zor. Kesilmişini kesebilirsiniz. Bir deneyin isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben işi sanatçısına bırakayım. Teşekkürler. Sağ olun.